çalışıyorum. Şimdi biz Artı TV'nin basın emekçileriyiz. Bizim kanalımızın bir yayın politikası var. Bir yayın dili var değil mi? İlgilendiği konu başlıkları var. Halk gazeteciliği yapmaya çalışıyoruz falan filan. Duysak ki bu kanaldaki bu işte oluşan yönetim kurulu ve bu kurallar, kuruluş değerleri bir yerde dururken yöneticimiz bir arkadaşına vermiş bu kanalın şifresini. O da kafasına göre retweet ediyor veya kendi kızdığı insanlara mesaj atıyor. Hepimiz istifa ederiz. Böyle böyle gazetecilik olmaz deriz yani, değil mi? Ya da çalıştığımız Ziraat Bankası'nın verseler kurumsal hesabını birine, yine zorumuza gider. Kamu bankasıdır, ne münasebet canım, böyle ciddiyetsizlik olur mu? Jandarma Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kemal Bey'e Süleyman Soylu adına laf yetiştirsin diye tweet atıyor, öyle mi yani? Şimdi Türkiye bu mu yani? Türkiye'de bağımsız olması gereken kurumların zaten çöktüğünü biliyoruz ama şifreyi de mi verdiniz be kardeşim? Yani kurumun şifresini mi verdiniz birine yani? Hayko, araya girebilir miyim? Hayko, araya girebilir miyim? Seçimlerde bunun ne kadar tehlikeli olduğunu bir düşünsene. Yani Jandarma Genel Komutanlığı'nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hesabından atılan bir tweetin o seçimlerde ortalığı ne hale getireceğini, nasıl karıştıracağını bir düşünsene. Yani tam anlamıyla bir ateş topunun üzerinde oturtuyorlar. Peki, bizi. Korkunç bir şey. Hanım, şunları sormak hakkımız. Bugün polisin, jandarmanın, Türkiye'deki kolluk gücünün şifresi Emin Şen'deyse, Genelkurmay Başkanlığı kimde?